Herkese merhaba gezegen halkı. Bugün yine bir diğer online koşu videomuzda birlikteyiz. Yine bir öğrencimi arayacağım. Cansu ile konuşacağız. Cansu mezun ve hedefi ilk 11. Bakalım paylaşmamıza izin verecek mi? Alo. Alo Cansu, merhaba, müsait miydin? Müsaitim abi. Ne haber, nasılsın abicim? İyiyim abi, sen nasılsın? Bakacağım nasıl olduğuma şimdi. İyiyim. Bakalım nasılım? İyi miyim sence? Geçmiş olsun. Yok yok, ondan demedim, nasıl çalıştığına göre. İyi geçti ama son 2 gün falan biraz yorgundum. Çalışamadım. Bakalım bakalım bakalım. Bu hafta hedefimiz 2000 diyelim mi? Bu hafta artık şu integrale geçelim bence. Ne dersin? Geçelim. Geçelim. Aynen. AYT matematik içinde integrale. Bu hafta integralin birinci kısmını bitirelim mi? Olur, bitirelim. Tamam. TYT'ler neden çözülmedi? TYT denemesi çözüm mü? Yok, acil TYT'den vermişim ya, onları çözmemişsin. Evet, bu hafta biraz AYT'den gittim. Tamam. Hayır. O zaman bu hafta o acilleri bitirelim, tamam mı? Zaten TYT'yi bir kere bitirmişiz. Yani bir Evet. kaynaktan. Şu anda üstünden geçiyoruz. O yüzden sıkıntı yok. AYT matematiğimiz de şu anda 2 hafta sonra bitmiş olacak. Onu da 2 kaynaktan neredeyse bitirmişiz. Sonra 3. bir kaynaktan da üstünden geçip güzel bir şekilde bitirmişiz. Denemelerden gideriz, değil mi? Aynen. Hem denemelerden hem de denemelerde eksik yani yanlış yaptığımız yerleri kaynaklardan çözerek devam ederiz. Fizik için de zaten bir tek elektromanyet kısmı kalmış. Güzel. Elektromanyet dalgalar, atom kavramının tarihsel gelişimi ve atom altı parçacıkları bu hafta vereyim mi? Abi. Bunlar biraz gıcık konular değil mi? Sıkıntı olabiliyor bazen. Sıyorum çabuk böyle ezberli ya. Evet, böyle Ezberli. biraz öğrenciler bu konuları küçümsüyor. Şey yapıyorlar. Çabuk hallederiz modunda takılıyorlar ama sonra konunun içine girince sıkıntı olabiliyor. Tamam, onları verdim. TYT fizik için deneme çözüyorduk. İki kaynaktan komple bitirmişiz. Oradan deneme mi çözelim yoksa bir kaynak daha alalım mı sence? Bence deneme çözelim. Eğer denemelerde Çizdirdim. aynen denemelerde böyle sıkıntı olursa bir kaynaktan daha üstünden bitiririz. Tamam. Fizik bu şekilde. Geometri noktanın analitiği vereyim. Geometri zaten bitmiş. Hatta bence dönüşüm geometrisi noktanın analitiği ve doğrunun analitiğini birlikte bitirebilirsin gibi geliyor bana. Ne dersin? Bitiririm. Tamam. Çemberin analitiği bir tık daha sıkıntılı olduğu için onu vermiyorum. Onu ayrı Evet, bir... canım bu hafta zaten. Aynen, gıcık bir konu. Fotosentez, kemosentez vereyim mi? Olur. Biyoloji. TYT yapılmamış, onu yapalım. Tamam. Evet, kimyamız da bitmiş, güzel. Alkin aromatik fonksiyonel grup vereyim mi? Yok olmaz değil mi abiciğim? Yok yok, çalışma saatlerimi artık arttırmam gerekiyor. Bunu anlaman iyi oldu. Direyi TYT'den vereyim mi yoksa başka bir kaynak mı alalım? TYT'yi bir kaynaktan daha bitirelim mi? Bir kaynaktan bitirmişiz zaten. Yani 3 de alabilirsin veya paraf beğenmiş miydin biyolojide? Evet, o güzel. Tamam. Matematikte de mi onu çözeyim? Olur. Yani matematik için de bakalım, acil çözmüşüz. Orijinalimiz varmış zaten. Güzel aslında, hadi çözebilirim. Tamam, o da olur. Sıkıntı yok. Ya zaten artık zor kaynaklar çözmemiz gerekiyor. Paraf, Evet. acil, orijinal, 3D. Onları çözebiliriz. Geometriyi verdik, biyolojiyi verdik, kimyamızı da verdik. Türkçe. Türkçemiz de artık bitsin bence. Bu hafta bitirebilirim aslında. Yok, hepsini bu hafta bitirmene gerek yok da. Gaza gelme hemen. Cümle öneri, cümle türleri ve ses bilgisini vereyim. Haftaya bitirelim, olur mu tamamen? Haftaya da zaten en basitleri kalıyor. Bir tık anlatım bozukluğu gıcık kalıyor. Bu hafta da cümle öneri gıcık. Her haftaya bir gıcık konu verdik. Diğerleri zaten sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Değil mi? Nasıl yaparım? Tamam. Konularımız bittiğine göre ne yapmaya başlayacağız artık da sosyalde... Çözeriz. Tamam, onu da yapacağız da sosyaya da başlayalım bence. Kaynak alalım. Coğrafya ve tarihten var mı kaynak? Çözeriz. Dağıttığı kitaplar var. Onlardan da çözebilirim aslında. Olur. Bir kaynaktan alabilirim. Hiç sorun Yani değil bir kaynaktan bence alsam daha iyi olabilir. Çünkü mebilgiler... sizce? Yani 3, 4, 5 bilgi sarmalı 3D bunlardan alabilirsin. Bunlar güzel kaynaklar başlangıç için. Dönemi bu hafta çözdük mü? Çözmüyordum. Birkaç gün çözmeyince hemen düştüler. Yine de toplamda 90 net yapmışız. Güzel. Paragraf ve problem. Birazcık çözmeyince hemen düşüyor. O yüzden onlara dikkat ederim. Sosyali yapmışsın bayağı bu hafta. Evet, bayağı iyi yaptım. Evet. Güzel. Ama bakalım şu soru takibine. Problemi bak buraya dolu gözüksün diye 5-10 falan yazmışsın ama bunları yemem. Ya burada en az 40 30-40 soru olması lazım. 5-10 soruyu yazma buraya. Ve bunlar önemli mi? Bildiğim için öyle yazdım. Evet, sıkıntı yok, şaka yapıyorum. Ama yine de yani bunlar önemli çünkü abicim yani o kadar çalışıyoruz, o kadar konuları bitiriyoruz. Sırf her gün paragraf ve problem çözmediğimiz için hani netlerimiz bence düşmesin. Bir de zaten hani belli bir net seviyesine getirdin artık. 30'un üzerinde yapıyorduk. İki şeyden de matematikte de Türkçe'de de 30'un üzerine sabitlemiştik. Ama böyle işte boşlarsak bir anda ya o hani gösterdiğimiz demek boşa gidebilir. O yüzden bence onları şey yap, tamam mı? Önemse. Tekrar düzene sokacağım onları. Tamam, süpersin. Onun dışında bir sıkıntımız, derdimiz, tasamız var mı? Yok abi. Emin misin, her şey yolunda mı?
şey yanında. Bu hafta daha fazla çalışmaya çalışacağım. Yani bir 10 saat falan geçmeye çalışacağım bu hafta. Yok, strese girecek bir durumda değiliz şu anda. Gayet iyi netlerimizde. Çalışma saatlerimiz de gayet iyi. Yani işte ben 10 saat çalışamadım, her şey bitti falan moduna girmene gerek yok. Çünkü bazı öğrenciler yapıyor işte. Aralık geldi, artık her gün 10 saat çalışacağım diyor. Sonra 2 gün 10 saat çalışamayınca diyor ki ben bittim, öldüm moduna girebiliyor. Ama evet, hiç öyle bir durumda değiliz. Gayet iyi durumdayız. Netlerimiz çok iyi. Konularımız bitti zaten. Bazen olabilir çünkü Allah korusun hasta olabiliriz vesaire, bir şey olabilir, çalışamayabiliriz. Hiç önemli değil. Şu anda gayet iyi durumdayız, tamam. Tamam. Bu arada seni videoya çektim şu anda. Bu arada herkesten koçlukla ilgili yorumunu da alıyorum. Senden de aldım. Bir düzenim yoktu benim. Hani zaten geçen seneden mezuna bıraktığından anlayabilirsiniz. Böyle hangi konuyu ne zaman bitireceğimi tam olarak bilemiyordum. Ama koçluğa başladıktan sonra hani Kemal abi işte bana hangi hafta nasıl şeyler yapmam gerektiğini falan söylüyor. Hani o şekilde konuları bitiriyorum. Hani bir sıkıntım yok yani. Yani içim rahat. Strese girmiyorum. Hani eskiden geçen sene mesela çok strese giriyordum. Hangi konu ne zaman bitecek? Hani onu yürütemiyordum tek başıma. Ama bu sene böyle bir sıkıntım yok yani. Senin sayende. Yok. Benim sayemde değiliz. Kendi sayende. Kendin çalışıyorsun sonuçta, ama benim de katkım oluyorsa ne mutlu bana. Evet. İnşallah güzel olur. Cansu'nun da hedefi bu arada İlk 10.000'de. Evet. Değil mi? İlk 10.000'de. Evet. İnşallah yaparım. İnşallah. Bölüm hedefin var mıydı? Bölüm hedefim yani mühendislik düşünüyorum. Tıp okuyacağımı zannetmiyorum. Değil mi? Şu anda spesifik bir bölüm hedefimiz yok ama. Hani böyle evet, direkt olarak önce sıralamayı alalım, cebimize koyalım. Sonra keyifli bir şekilde nereyi tercih edeceğimizi zaten düşüneceğiz inşallah. İnşallah. İnşallah herkes emeğinin karşılığını alır. İnşallah abicim. Çok teşekkür ederim de izin verdiğin için. Ve çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah size de faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like beğenmeyi, dislike atmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.